Şimdi dedik ki görüşmeler aslında yeniden başladı. Geriye önemli açıklamalar da kaldı dünkü zirveden. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16'lar konusunda Biden'ı olumlu gördüm ifadesinin ardından. Az önce özelliklerini aktardığımız F-16 kararına çevirdi. Konuyu konuşacağız. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mesut Hakkı Caşın hocamızla. Hocam merhaba, iyi haftalar. İyi haftalar. Ben de uçağımı getirdim. Hocam şimdi Altan, elbette biz e, pilotları böyle hazırlar yani. Hazırlar hocam. Şimdi biz birkaç e, teknik detayı aktardık. E, elbette tabii sizin yanınızda biz grafik üzerinden anlattık ama e, sizi biz elbette bir akademisyen, bir e, hukuk profesörü, uluslararası ilişkiler profesörü ama e, sizin çok önemli bir başka alanınız daha var yıllarca görev aldığınız hava kuvvetleri. Şimdi F-35 mi F-16 mı diye biraz anlattık ama hocam görüşmeler de yeniden başlamış. Ne dersiniz bir yol kat ediliyor mu acaba? Yeniden olumlu bir aya girdi mi? Teşekkür ederim. Şimdi e, bu soru aslında e, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefikleriyle e, diğer katılımcı ülkelerle F-35 uçağını seçti ve bunun %7'sini seçti. E, yüzlerce parçasını imal ediyor hala hazırda. Ancak Amerika Birleşik Devletleri anlaşılmayan bir sebep olan, havacılıkta anlaşılacak bir sebep değil, S-400 hüzesi alması gerekçesiyle Türkiye'yi projeden tek taraflı olarak iskat etti ve paramızı da el koydu bildiğiniz gibi. Üstelik de e, teslim edilen pilotlarımızın, aslan parçalarının aldıkları uçakları, makinistlerimizi orada geri gönderdi. Bu çok ağır Türkiye bir hakaret aslında. Eve hem uluslararası hukuka hem müttefikliğe hem de borçlar hukukuna aykırı. Neden? Türkiye edimini yerine getirmiş, sözleşmesini yerine getirmiş, pilotlarını göndermiş. Siz başka bir uçağın istihbaratı gerekçesiyle ve herkesin güleceği bir gerekçeyle bizi projeden çıkardı. Tabii burada aslında İsrail Hava Kuvvetleri'nin bizim önümüze geçmesi meselesi var. Burada da yanlışlık var. Türkiye İsrail'in düşmanı değil. Tam tersine ile beraber F-35 projesinde ortak ve F-16'nın yapım firmasının ben bu uçakta görev aldım. Lockheed Martin'in de ortağı aynı zamanda şey İsrail Devleti. Şimdi bütün bunları biliyor Türkiye ve bu projede görev aldık. E, tabii e, gelinen noktada Türkiye'de şunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı ben daha fazla bekleyemem dedi Amerika'da ve gitti Soşi'de Sayın Putin'le görüşme yaptı. Son sözünüzü söyleyin dedi. Ve Türkiye masaya bir proje daha getirdi. 80 uçağın radarının modifikasyonu ve 40 tane bize blok 70 yani F-16'ın içerisinde geldiği en modern uçak. Şimdi bunu Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiler. Olumlu ve kongrede ağırlığınız var. Sizden gerekli ihtimamı bekliyoruz dedi. Yani Amerikan Anayasası'na göre kongreden geçmesi gerekiyor bu silah satışının. Ben ümitliyim. Yani e, yaklaşık 6 milyarla 10 milyar dolarlık bir proje bu ve e, e, bir şey var onun ötesinde. Lack of confidence dediğimiz iki taraf arasındaki e, çok önemli olan güven eksikliğini giderebilir. Ha ama Amerika eğer bunda ısrar ederse bu durumda da Türkiye başka ülkeden uçak temin edecektir. Çünkü bizim yaklaşık 150 uçağa ihtiyacımız var milli muharebe uçağımız bitinceye kadar. Amerika da bunu biliyor ve bizi oyalıyor. Ve maalesef e, anlaşılmayacak bir şekilde Yunanistan'ı silahlandırıyor. Burnumuzun dibine e, silahlar yerleştiriliyor. Dedaça, Girit'e, Adalar, 20 tane yeni üs anlaşması ve cebinde 5 kuruşu olmayan, 450 milyar euro borcu olan Yunanistan ağzından burnuna kadar silahlandırıldı. Ve en sonunda Larissa'ya F-15'ler gelince... Türkiye'nin tepesi attı. Bir başka hususta şu var. E, kendileri yani Amerika ve Rusya Suriye konusunda anlaşmak suretiyle bugün e, baktığımızda Kamışlı'ya Rus uçakları bizim dibimize geldi. Evet. Şimdi ben soruyorum Amerikalılara. Sizin dibinize Kanada'ya veya Meksika'sının Rus uçakları gelse, Polonya'ya gelse bunlar NATO bunlara reaksiyon göstermez mi? Tık yok. Bunlar kabul edilemez. Dolayısıyla Türkiye bundan sonra topu Amerika'nın kucağına koymuştur. Ha bunu kabul eder etmez. O Amerika'nın bileceği şey bir. İkincisi Türkiye alternatif değil. Üçüncü husus onların senatosu varsa Türkiye Cumhuriyeti de egemen, layık ve demokratik bir hukuk devletidir. NATO'nun üçüncü ordusuna sahiptir ve uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet ittifakta da karşılıklı saygı esastır. Hani temelin dediği gibi sen beni tanımıyorsun ben de hiç tanımıyorum diyecek Türkiye bu defa. Hocam şimdi e, ikinci görüşme dedik biraz e, artık sonuçlanır mı sonuçlanmaz mı ama sizin e, biraz anlattığınız kadarıyla aslında Amerika bu sorunu çok da çözüme sanki kavuşturmaya meyilli değil gibi görünüyor. Bir de biraz önce yayına başlarken ben uçağımı da aldım geldim dediniz ya orada bir maket de var. E, aslında nasıl uçaklardan söz ediyoruz? Bize biraz anlatır mısınız hocam? Ay hay, tabii şimdi 5. jenerasyon uçak F-35. Ve bizim yaptığımız e, Milli Muharebe Uçağı da 5. incelemesi. Bunu Türk milletinin bilmesini istiyorum. Şimdi F-16'ya gelince, F-16 bu mükemmel uçakta devletin beni gönderdi, okuttu Amerika'da. Ve evet. burada öğretmenlik yaptık. Bu da 4. jenerasyon bir uçak. Evet, F-35 iyi bir uçak ama F-16 da bir uç iyi bir uçak. Artı 30 senedir pilotlarımız bunu mükemmel bir şekilde kullanıyorlar. Ve bu söylediğim radarın modifikasyonu ve blok yetmişler alındığı takdirde bu 10-15 sene içerisinde bizim milli muharebe uçağını e, alıncaya kadar bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. İ, ik, i̇kinci husus şu, asla Türk milleti unutmasın ki bir uçağı kullanan aslan yürekli pilotlarıdır ve Mustafa Kemal'in aslan pilotları gökyüzüne hakimdir. Şu da var radarların e, şeylerini verdiğiniz menzillerini. Bütün buradaki e, bu silah sistemini kullanacak olan unutmayın ki Türk pilotlarıdır. Evet ve efendim. onlar Hava Harbi Okulu'nun aslan parçalarıdır. Oradan mezun olurlar. Dünyadaki bütün yarışmalarda pilotlarımız birincidir. NATO'da birincidir. Her şeyde birincidir. Kimse onun kuşkusu olmaz. Üstelik radarın mesafesi önemlidir ama bizim radarlarımızı destekleyen hava yer radarlarımızda AVAX uçaklarımız var. Dolayısıyla başkası F-35 de bizim üstümüze gelse veya muadil bir uçakta dahi pilotlarımız onu an ve an gece ve gündüz her türlü şartlarda 80 kilometreden takip alır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. E, hocam e, şimdi önümüzdeki aylarda örneğin işte e, dün mesela Biden'a da görüşmeye girmeden önce benzer bir soru soruldu. İyi bir görüşme olacağını düşünüyorum. Dedi. Hatta biz sizinle dün görüşmeyi de değerlendirmiştik. Evet, evet. E, şimdi bir toplantı Ankara'da yapıldı. İkinci toplantının Washington'da yapılması bekleniyor. E, yani bu mesele... Ne dersiniz? Sonuçlanacak mı yoksa Amerika yine bu mesele konusunda olduğu yerde durmaya devam mı edecek? Ve Türkiye Şimdi daha Amerika, doğrusu Türkiye'de nasıl bir adım atacak aslında? O çok daha e, önemli. Burada mesele kilitlenmiş durumda. Yani S-400'ü Türkiye geri vermez. Bu bir. İkinci husus Amerika'da sizde o varken ben de F-35'i vermem diyor. O zaman e, Türkiye'nin ikinci bulduğu formül F-16 formülü devreye girecek. Ha Burada da... 11 senatörün biz bu uçakları vermeyelim Türkiye diye eğer burada senatodan geçmezse bu durumda Türkiye önüne bakacaktır. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir numaralı kuralı olur. Ee, Türkiye kendi göbeğini kendi keser. Ha bu bir Eurofighter mı alırız? Gripen mi alırız? Avrupa yapımı. Veya kısa kessek de Fransa'dan 300 tane Rafale mi alırız? Buna paramız var bir kere. Bunu herkes biliyor. Türk milleti de bilsin. Çünkü Türkiye bağımsızlık ve egemenliği güvenliği geldiği zaman aç kalmıştır. Ordusunu silahlandırmıştır. Kimse Türk Hava Kuvvetleri'ne meydan okuyacak, kabadayılık yapacak bir koca kafalı Yunan pilotuna güvenmesin. Yani orada kaçar Yunanlı. Ben şöyle söyleyeyim. Hava Kuvvetlerimizin aslan pilotlarına çalışan bir uçak bakım askeri olarak şunu söyleyeyim. Bizim uçaklarımız F-104'tü 45 yaşında. Onlar miraj aldılar 0-1 yaşında. Benim o aslan parçaları Ege'yi zor döndürüyorlardı o Yunanları. Dogfight muharebeye girdim. Yunanlar bunu çok iyi bilirler ve Türkiye boy ölçüşemezler. Ha 12 bine çıkarırsa Misotak iste bilsin savaşırız onlar. Doğu Akdeniz'de de onları adım attırmayız. Herkes boyun ölçüsünmeyecek. Söyledi zaten savunma bakın. Herkes boyun ölçüsünü alsın dedi. Ha orada F-15'lere şunu kandırıyorlar dünyayı. Biz e, Yunan e, Hava Kuvvetleri'ne yardım ediyoruz. Rusları durduracağız diye. Bugün Lavrov açıklama yaptı. Yeni Karadeniz'de bekliyoruz sizi dedi. İki tane B1 geldi. Kovaladılar onları Ruslar. Karadeniz'in en uzun kıyısına sahip olan Rusya değil Türkiye'dir. Akdeniz'in evet. en doğu Akdeniz'e kıyılarına sahip olan Türkiye'dir. Türk deniz ve hava gücü çok önemlidir. Burada Amerika'nın zaman ve mekan yanlış anlaması var. Nedir o? Yükselen bir Çin var. Bakın geçen hafta e, hipersonik füzeyi attı. Amerika'nın her yerini vururum dedi. İki, Çin Deniz Kuvvetleri Pasifik'te Amerika'yı geriletiyor. Ve Çin Deniz Kuvvetleri Hindistan'a geldi. Kızıl Kızıldeniz artı Akdeniz'de Pire Limanı dahil İskenderiye, Ürdün ve diğer devletlerin limanlarını aldı. Güldür güldür Çin geliyor. Ve orada kalkıyorlar PKK'yı destekliyorlar. Türkiye bunu kabul edilemez. Bence Amerika istesin sabahleyin Türkiye 200 tane uçağı verir. Bu bir. Evet. F-16'lar için konuşuyorum. İkinci husus şu, burada sadece de facto fiili bir PKK devletini kabul ettirmek için bizi zorluyorlar. Türkiye öyle parmak sallanacak bir devlet değil, Sayın Cumhurbaşkanı irademizi göstermiştir. Biz geri adım atmayız diyor. Bak e, dün e, yeteri kadar İngiltere devleti güvenlik vermedi, aldı geldi Cumhurbaşkanı heyetini. Türkiye'ye saygı duyacaklar. Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu kabul edecekler. Ha Anlar anlamaz burada top Amerika'nın kucağındadır. Şimdi bazı meclifler diyor ki Amerika kabul etmez. Etmezse etmesin mal onun. Satmazsa parasını vermek zorunda tazminat. Aynen öyle yani, çünkü parası verilmiş bir he. üründen söz ediyoruz, uçaktan Ama söz ediyoruz. Ama şu var, Amerika bu durumda güvensiz partner durumuna düşer. Türkiye NATO'nun bütün mü, e, e, mükellefiyetlerini yerine getirmektedir. Bakın şu anda Doğu Akdeniz'de bizim Amerikan donanmasıyla tatbikatımız devam ediyor ve doğu Akdeniz'e Porter'dan çıkan 6. filo savaş gemisi Karadeniz'e çıktı. Kimden izin aldı Türkiye'den? Türkiye izin vermese geçemez. Bu kadar basit yani. Ha, o zaman herkes boyunu bilecek. Türkiye'de parmak sallayıp PKK'la PYD'de resim çekilmekte o koca kafalı CENTCOM komutanlarına söylüyorum. Türk ordusu dünyanın 8. ordusu. Biz terör ordusunu yenen bir milletiz. Dünyanın 7 de bize getiren Çanakkale'de e, Bizim topyumuzun e, ne yaptığı belli. Dolayısıyla herkes e, 21. yüzyılda 2040'ta 100 milyon nüfusu olacak. Efendim söyleyeyim 32 milyon sadece bu nüfusun öğrencisi olan muazzam bir güç geliyor, Türk gücü. O halde e, onlar bizde olmazsa Türkiye o zaman eksen değiştirir ve Amerika ben bir şey söyleyeyim mi? Ne Akdeniz'e ne Karadeniz'e ne gemi çıkarabilir, ne de uçak çıkarabilir. Bu bence burada top onlarda. Biden ve diğer yönetim bunda karar versinler. Türkiye son kararını söylemiştir. Geçen ki size de söyledim. Siz deneyimli bir gazetecisiniz. Estağfurullah. Türkiye yanlış anlıyorlar. Burada büyük Büyükelçi krizinde de bunu gördük. Türkiye'nin stratejik sabrı bitmiştir. Bundan sonra eylem sırası Türkiye'dedir. Başka ne planlarımız var yakında görecekler. Peki. Hocam bir dakika son en son cümleyi şimdi yayını bitirirken son cümleyi söylediniz. Ne görecekler hocam yakında? Hocam biraz bahsedin hocam. Bunu söyleyip de şimdi yayını bitirmek de olmaz. Meraklılarına biz her şeyimizi e, zamanı geldiğince gösterir. Sayın Savunma Bakanı gösterdi. Orada teröristlere de göstereceklerimiz var. Türkiye düşmanlık yapacaklara. Operasyon hocam. Yani her şey olabilir her an. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Her gece gelebilirim diyor. Bu gece o, o korku o teröristlere ve ona destek verenlere yeter bir. İkinci husus Türk Silahlı Kuvvetleri %75 ile 80'e çıktı e, milli üretimde. Ve e, gerek hava savunma füzelerimiz gerekse Hürjet tamamlandıktan sonra 2023'te kendi milli muharebe uçağımıza kaldıracağız. Ve Allah da şahit olsun ki inşallah yaşarsam göreceğim. Kahraman Türk pilotları e, mutlaka kendi uçağımızı yapacak. Bu bir sevdadır. Bütün pilotların, bütün makinistlerin, bütün Türk milletinin en büyük sevdası kendi uçağını kendin yaptır. Bunu yapacağız biz. Ve yaptık da hür kuş uçuyor semalarda. E, taarruz helikopterimiz dünyaya satılıyor. E, Helikopterin motorunu vermediler. Yaptı tayyı. Sağ olsun. E, Eskişehir'de. Vermedikçe ben söylüyorum biz hepsini yapacağız. Dünyada 7 tane denizaltı yapan devletten biri o haline geldik. Dedi ki e, Almanlara da eğer siz denizaltıyı vermezseniz ben Rus'tan denizaltı yaparım dedi. Bu kadar basit yani. E, bakın yaptığımız siyalar ortada. Başka çeşit siyahlarımız var. O zaman meraklarına biz yeri geldiğinde göstereceğiz, böyle diyelim. Tamam. Güzel milletimize müjdelerimiz olacak, hiç merak etmeyin. Peki hocam, Allah size de sağlıklı uzun ömürler versin. Hepimize inşallah. Değerli hocam, Aydınlar. sağ olun, var olun. Çok teşekkürler, sağ olun.